Evet, uyguladığımız elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi modül sınavının cevap anahtarını çekiyoruz şu anda. Birinci sorumuzda bir ölçü aletimiz var ve üstündeki soketlerden bir malzemenin ölçümü yapılıyor. Burada bize yapılan işlemin adı, ölçülen malzemenin ne olduğu ve değerinin kaç olduğu sorulmuş. Şimdi, ölçülen malzeme şekilden ve önceki tecrübelerimizden belirleneceği üzere bir kondansatör. Yaptığımız işlem ise kondansatörün kapasitesinin ölçülmesi. Yani sıva ölçümü. Ve değer de ekranda net bir şekilde gördüğümüz üzere 0,17 mikrofaradlık bir kondansatör. Bunu virgülden kurtarmak istersek 1000'le çarpmamız gerekiyor. Yani 1, 2, 17'nin yanına da bir sıfır koymamız gerekiyor. 100, 170. Ben biliyorum ki sayı büyüdüğü zaman, sayıyı büyüttüğüm zaman birimi bir küçültmem gerekiyor. Dolayısıyla birim nanofarada dönüşüyor. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman ise bize 3 tane tanım sorulmuş. Alternans, periyot ve frekansın tanımı sorulmuş. Alttaki şekilden örneklendirecek olursak, alternansın tanımı alternatif sinyalin, sinüsoidal eğrinin x ekseninin üst tarafında kalan pozitif ve altında kalan negatif parçalarından her birine alternans deniyordu. Yani şurası pozitif alternans, onun simetriği ve birebir eşit değerinde olan alttaki parçası ise negatif alternans olarak adlandırılıyor. Periyot ise sinüsoidal eğrinin 360 derecelik turunu tamamlama süresi, yani kendini tekrarlamaya başladığı ana kadar geçen süre. Yani 0 dereceden itibaren alırsak 90'a çıkıp tekrar 0'a inip eksi V maksimuma, yani 270 dereceye ulaşıp 360 dereceyi tamamladığı ana kadar, yani şuradan şuraya kadar geçen süreye ben periyot diyorum. Frekans ise 1 saniye içerisindeki bu tespit ettiğim periyotların sayısı. Yani 1 saniye içerisindeki periyot sayısı ise frekans olarak adlandırılıyor. Örnek 2 tane osiloskop ekranımız var. Burada sinyal şekilleri verilmiş. Volt bölü dibi ve time bölü dibi değerleri verilmiş. Ve bizden tepeden tepeye, sinyalimin tepeden tepeye olan genlik değeri, V tepe yani V maksimum değeri artı alternansın ulaştığı maksimum değeri, periyot ve frekansları hesaplamam isteniyor. Şimdi burada volt bölü dibi ve time bölü dibi verildiğine göre benim volt bölü dibi için kullanacağım dikey kare sayısını tespit etmem gerekiyor. Dolayısıyla sinyalimin artıdaki tepe noktası ile eksideki tepe noktası arasındaki dikey kare sayısını bulmam gerekiyor. Yukarıdan aşağıya yazacak olursam 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane kareye yayıldığını görüyorum. Yani benim dikey kare sayım 6. Time bölü div için kullanacağım, yani periyot hesabı için kullanmam gereken sinyalimin bir periyodunun kare cinsinden karşılığı ise şöyle sıfırdan başlayıp kendini tekrarlamaya başladığı an, yani 360 dereceyi tamamladığı ana kadar yatay kaç kareye yayıldığı. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kare olduğunu tespit ediyorum. Dolayısıyla benim yatay kare sayım ise 8. Bunların birimleri yok kare cinsinden. Her bir çizginin, her bir yatay çizginin zaman karşılığını time bölü div, her bir dikey çizginin gerilim karşılığını ise volt bölü div düğmesi ayar konumu bana verecek. Şimdi sinyalimin tepeden tepeye genliğini hesaplamam gerekirse yapacağım iş dikey kare sayısı ile volts bölü div düğmesini çarpmak olacak. Dikey kare sayım az önce hesapladım 6'ydı. Bunu volt bölü div değeriyle çarpıyorum ve 1 volt olduğunu görüyorum. Buraya volt yazıyor olmam sonuçtaki gerilim ifadesini, yani sonuçtaki birim eksikliğini ortadan kaldıracak. Eğer burada voltu yazarsam, volt bölü div'den bu volt birimini buraya yazarsam sonuçta da 6 voltu unutmamış olacağım. Genellikle buradan çok fazla puan kaybediliyor.
Genlik değerimi bu şekilde hesapladım. V tepe değerini veya V maksimum değerini ise şöyle hesaplayacağım. Sinyalimin maksimum değeri şu bölüm, yani 3 kareye yayılmış olan artıdaki tepe noktası. Bir de aynısından aynı büyüklükte eksi V maksimum değerim var. Yani 3, 6 kareye yayılmış 2 tane tepe değerim var aslında. Bir tanesini bulabilmek için de V tepeden tepeye değerini benim 2'ye bölmem gerekiyor. O da 6 volt. Yine buraya birim yazarsam sonuçta birimi unutma riskini ortadan kaldırıyorum. 2'ye böldüğüm zaman 3 voltluk bir tepe değerini buluyorum. T dediğimiz şey ise sinyalimin periyoduydu. Burada periyodu hesaplamam gerekirse şöyle yapacağım. Yatay kare sayısı çarpı time bölü div. Yani kaç kareye yayılmış çizgilerden biri kaç saniye, bunu hesaplamam gerekecek. Yatay kare sayım 8 çarpı time bölü div değerim ise 1 mili saniye. Yine birimi buraya yazıyorum ki sonuçta unutmayayım. 8 mili saniye. Frekansın formülü ise 1 saniyedeki, unutmuyorum, bu 1 saniyedeki periyot sayısı. Dolayısıyla 1 saniyeyi 8 milisaniyeye böldüğümde 1 saniyenin içerisinde kaç tane 8 milisaniye olduğunu hesaplamış oluyorum. Buradaki saniyeler birbirini götürecek. Milinin karşılığının da 10 üzeri eksi 3 olduğunu ben biliyorum. 10 üzeri eksi 3'ü şöyle yapalım. 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu 10 üzeri eksi 3'ü yukarı attığım zaman pozitife dönüşüyor ve 10 üzeri 3 bölü 8, yani 1000 bölü 8, o da 125 Hz olarak karşıma çıkıyor. Evet, benzer bir örnek, sadece sinyal şeklimiz farklı. Burada kare dalga bir sinyal ölçüyoruz. Sinyalimizin yine dikey kare sayısı ve yatay kare sayısını not etmem gerekiyor. Dikey kare sayısı gördüğümüz zaman 1, 2, 3. Dikey kare sayımız eşittir 3. Yatay kare sayımız ise şuradan başlatırsam periyodumu 1, 2, 3 ve 4. Kendini tekrar etmeye başladığı yer burası. 4 kare. 1, 2, 3, 4. Genliğini sayarsam 1, 2, 3 kareye yayılmış. Onu zaten not ettim. Yatay olarak 4 kareye yayılmış. Bunu da yatay kare sayısı eşittir 4 olarak not alıyorum. Şimdi tepeden tepeye değerini hesaplarsak dikey kare sayısı çarpı volt bölü div. O da eşittir 3 çarpı volt bölü divin buradan 2 volt olduğunu tespit edip birimiyle birlikte buraya yazıyorum. Böylece yine çıkışta birim unutma riskini ortadan kaldırıyorum. V tepe değerini hesaplamam gerekirse V tepeden tepeye bölü 2 olarak yine formülize ediyorum. Tepeden tepeye değerim 6 volttu ve onu 2'ye böldüğüm zaman sonuç olarak 3 voltu yine buluyorum. Periyodu hesaplamak istersem eğer, periyotta yatay kare sayısı çarpı time bölü divdi. Yatay kare sayısını 4 olarak bulmuştum ben. Çarpı time bölü divim ise 0,1 milisaniye. Yine birim yazmayı unutmuyorum. 0,4 milisaniye olarak periyodumu hesaplıyorum. Frekans ise yine 1 saniyedeki periyot sayısıydı. 1 saniyeyi 0,4 milisaniyeye böldüğüm zaman buradaki saniyeler yine birbirine götürecek. Buradaki mili yine yukarıya 10 üzeri 3 olarak çıkacak. 0,4 ise burada kalacak. Yani 1000 bölü 0,4. Yukarıyı ve aşağıyı 10 ile genişletirsem eğer 10.000 bölü 4 olarak karşıma çıkacak. Dolayısıyla şu 10'u 2'ye bölersek 5. 10'u 2'ye bölelim 5. 4'ü 2'ye bölelim 2. 5'i 2'ye bölelim 2,5. 2'yi 2'ye bölelim 1. Yani 2,5 çarpı 1000 2500 Hz olarak karşımıza çıkacak. Evet, sıradaki sorumuz.
Bu sefer osiloskopla ilgili DC bir ölçüm sorusu. Şimdi artı 10 voltluk bir DC gerilimin volt bölü 5'teki ekran görüntüsü bize soruluyor. Burada verilen orta çizgi şu an osiloskopun GND yani topraklama konumunda olduğunu gösteriyor. Şimdi 10 voltluk bir sinyal göreceğim için genel formüle bakarsam VTP değeri, sinyalimin VTP değeri eşittir. Dikey kare sayısı çarpı volt bölü divdi. Şimdi tepe değerimi burada bana vermişler zaten 10 volt olarak. Artı olması sinyalin yukarıya doğru çıkacağını, eksi olsaydı bu sinyalin aşağı doğru ineceğini ifade ediyordu. Bu dikey kare sayısını bilmiyorum. Zaten o soruluyor. Sinyal ne kadar yukarı çıkar veya ne kadar aşağıya iner diye. Volt bölü div kademesinin ise 5 volt olduğunu belirtmişler. Yapacağım şey dikey kare sayısını bulmak için 10 voltu 5 volta bölmek olacak. Birimler birbirini götürecek. Onu 5'e böldüğüm zaman da 2'yi dikey kare sayısı olarak bulacağım. Dolayısıyla bu sinyalin 2 kare yukarıya çıkıp şurada osiloskopun orta çizgisinin 2 kare üstünde görünmesi gerekecek. Sorunun cevabı bu şekilde. Evet, transistörle ilgili, transistörün bacak tespitiyle ilgili iki tane tablomuz var. Şimdi bu iki tablodan 3 bacaklı olduğu için ve osiloskopumuzun 2 tane probu olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ihtimal var. Önce 1 numaralı bacağı artı probu sabitleyip 2 ile 3'e eksi probları değdirmişim. İlk denemede 1 numaralı probda artı 2 numaralı probda eksi varken 732 diye bir değer okumuşum ekranda. Bu değeri görmüş olmam bana şunu ifade ediyor. Ya 2 numaralı bacak ortak, artıyı bu tarafa aldığım zaman yine değer okuyacağım. Veya 1 numaralı bacak ortak, eksiyi 3'e aldığım zaman bir değer okuyacağım. Hemen ikinci konumda 1 numaralı bacak sabitken 2'yi 3'e aldığımda görüyorum ki ekranda bir değeri var. Yani açık devre, doğru polarma değil. Bu bana aynen şunu ifade ediyor. 1 numaralı bacak ortak uç değil. Aslında 2 numaralı bacağınız ortak. Dolayısıyla bu daha bu iki kademeden bile şunu anlıyorum. 2 numaralı bacak eksi iken 3'e aldığımda, artıyı 3'e aldığımda aslında değer okuyacağım. Hemen onun 6. basamakta zaten görüyorum. 2 numaralı bacak eksi ve yine 2 numaralı bacak eksi iken bunu eksiyi sabit tuttuğumda 1 numarayı artı verdim, 3 numarayı da artı verdiğimde 2 konumda da ekranda değer görüyorum. Şimdi ortak ucun eksi olması yani N maddesi olması bana transistörümün tipini direkt belirtiyor. Yani transistörün PNP. Buradan da yüksek, biliyorum ki yüksek değer okuduğum yer ortak uç, base ucu sabitken artı ucu yer değiştirdiğimde yüksek değer okuduğum yer emiter olacak. Yani 1 numaralı bacak emiter, 2 numaralı bacak ortak olduğu için base, 3 numaralı bacakta daha düşük değer okuduğum için sonuç kolektör olacak. Diğer transistöre geçtiğim zaman yine değer okuduğum 2 kademedeki ortak ucu arıyorum. Bu da 3 numaralı bacak ve artı prob. Dolayısıyla iki konumda da değer okuduğum için 3 numaralı bacak ortak olduğu için 3 numaralı bacağın base olduğunu görüyorum. 1 numarada mı daha büyük değer gördüm, 2 numarada mı daha büyük değer gördüm? Okuduğum zaman 2 numarada daha büyük değer gördüğümü görüyorum. Bu da emiter olduğunu gösteriyor. 1 numaralı 1-3 arası daha düşük değer okuduğum için ve başka seçenek de zaten kalmadığı için 1 numaralı bacak kolektör. Sonraki soruya geçelim. Transistörün sağlamlık kontrolü ve uç tespitini maddeler halinde açıklayınız demiş. PNP ve NPN transistörlerinin sembollerini çizip doğru polarma durumlarını semboller üzerine gösteriniz demiş. Şimdi kağıdın şu bölümünü kullanabiliriz. 6 numaralı bacak cevap için. Transistörün sağlamlık kontrolü ve uç tespiti yukarıdaki soruyu cevaplıyor olmamız aslında bu sorunun cevabını biliyor olmamız anlamını taşıyor. Transistörün sağlamlık kontrolünü yapmak için bu 6 tane olasılığı denememiz ve en çok ve en az 2 tanesinde değer okumamız gerekiyor. Bu 2 değeri görüp diğer 4 konumda açık devre görüyorsak bu transistör sağlam demektir. Uç tespitini yaparken de yine
iki değer okuduğumuz iki tane konumdaki sabit uç bize base'i, diğer iki uç ise emitter ve kolektörü verecek. Yüksek değer okuduğum bacak ise emitteri ifade edecek. PNP ve NPN transistörlerin sembollerini çizmemiz gerektiğinde hemen transistörün sembolünü hatırlayacağız. Şöyle base, kolektör ve emitter uçlarını belirtmem gerekecek. Ben biliyorum ki okun bulunduğu uç emitter ucu, diğeri kolektör, ortak ikisinin bağlı olduğu uç ise base. Buradaki okun yönü bana bu transistörün PNP transistör olduğunu ifade edecek. Hemen diğer bir transistör tipi olan NPN transistörü çiziyorum. Okun dışarı doğru olması bunun NPN transistör olduğunu, okun bulunduğu uç emitter, diğeri kolektör, ortak uç ise base olarak karşıma çıkacak. Ben biliyorum ki transistörün doğru polarma, yani iletime geçmesi için base emitter arası doğru polarma, base kolektör ise ters polarma olmalı. Baktığım zaman PNP transistörde burası P maddesi olacağı için artı, burası N maddesi olacağı için eksi, kolektör ise ters polarma olması gerekiyor. P maddesi olmasına rağmen benim buraya eksi uygulamam gerekiyor. NPN transistör içinse yine doğru polarma, base ve emitter'e doğru polarma vereceğim. Yani burası eksi olacak, burası artı olacak. Kolektöre ise N maddesi olmasına rağmen P polarmasını uygulamam. Evet, sıradaki sorumuz 220 volt gerilimle çalışan bir ve 5 amper çeken bir ütünün gücünü hesaplamamız yönünde. Güç formülünü hatırlarsak P eşittir V çarpı I'dı. Yani bir cihazın çalıştığı gerilimle çektiği akımı çarparsanız gücünü hesaplamış oluyorsunuz. Kolayca hemen 220 voltla çektiği 5 amperi çarparsak eğer 1100 gücün birimi de watt olduğu için 1100 wattlık bir sonuca ulaşıyorum. Diğer son sorumuz, bir tane örnek devremiz var. Devreye bağlı olan ölçü aletlerinin ne olduğu şekil üzerinde gösterilmemiz isteniyor. Burada bir tane direnç var, yani yükümüz var. Bu da bir gerilim kaynağı. Yükün üzerine düşen gerilimi hesaplamak için, ölçmek için voltmetre kullanılıyor. Yükün içerisinden geçen akımı hesaplamak içinse ampermetre kullanılıyor. Yani bir voltmetre, bu da bir ampermetre. Evet, ölçü aletlerinin bağlanma yönü şekil üstünde gösteriniz diyor ve bağlantı şeklini yazınız diyor. Şimdi kaynağım DC olduğu için ampermetre ve bu voltmetrenin bağlanma yönleri önem kazanıyor. Alternatif gerilim kaynağı olsaydı bu önemli olmayacaktı. Fakat DC'de ampermetrenin pozitif ucunun kaynağın pozitif ucuna bağlı olması gerekiyor. Yine aynı şekilde şurası eksi olacak, özür dilerim, şurası artı olacak. Voltmetrenin de yine yük üzerine düşen gerilimle aynı yönde bağlanmış olması gerekiyor. Kaynağın pozitif ucu voltmetrenin pozitif, yani kırmızı probuna, diğeri ise siyah probuna bağlanmış olmalı. Bağlantı şekilleri ise voltmetrenin devre akımını değiştirmemek için iç direnci yüksek olduğundan dolayı paralel bağlanması gerekiyor. Ampermetrenin ise şekilde de görüldüğü üzere yine iç direnci çok büyük olursa akımı etkiler. Çok düşük olduğu için devreye seri bağlanması gerekiyor. En son bir tane örnek değer verilerek akım sorulmuş. Yapılan şey direnç değerinin verilmesi 2 kilo ohm. Ben biliyorum ki buradaki kilo ifadesi aslında 10 üzeri 3'e, yani 1000'e eşit. Gerilim ise 12 volt olarak verilmiş ve devre akımı soruluyor. Birimi yine amper olacak. Akımı bulmak için V bölü R formülü kullanıyorum. 12 voltluk bir kaynağım var. 2000 ohmluk bir dirence bağlı. Volt bölü ohm bana amper birimini verecek. Buradan bölme işlemini yaparsak 12'yi 2'ye bölersem 6,
2'yi 2'ye bölersen 1. Dolayısıyla buradan 6 bölü 1000 ifadesini alacağım. Bu da bana 0,006 amperi verecek. Eğer virgül ötelersem 6 sayı büyüdüğü için birimin küçülmesi gerekecek. Buradan da miliamper sonucunu alacağım.